Bugün dolar TL'de bir miktar gerileme var. 17.94'e kadar indi haftanın ikinci günü. Bunun sebebini biliyoruz. Dünkü videoda incelemiştik. Rusya'dan Türkiye'ye ve bu arada Merkez Bankası'nın rezervlerine giren para. Bir önceki hafta 2,5 milyar dolar yaklaşık. Geçen hafta da bir o kadar daha Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış gördük. Bu gelişmeyle yani Türkiye'ye para girişiyle ve bu arada küresel piyasalarda da risk iştahında yaşanan artışla Türkiye'nin CDS'i yani risk birimi düşüyor. Düştü 700'lü seviyelere kadar, 700'lerin başına kadar geriledi. Ve işte bunların etkisiyle dolar TL düşüyor. Buna birazdan biraz daha detaylı bakmak için geri döneceğim. Dolar TL'de yaşanan, bugün yaşanan gerilemeye. Ama bugünkü videoya bir başka gelişmeyle başlamak istiyorum. Geçen hafta ihmal ettiğim, bu kanalda aktarmayı gözlerden kaçan çok önemli bir gelişme. Geçen hafta Yapı Kredi Bankası'nın yaptığı bir açıklama. Yapı Kredi geçtiğimiz hafta Aralık ayında, bu yılın Aralık ayında vadesi dolacak olan 1 milyar dolarlık sermaye benzeri tahvilini yenilemeyebileceğini açıkladı. Sebep uygun olmayan koşullar. Dünya piyasalarında uygun olmayan koşullar. Faiz getiri çok yükseldi. Türkiye'nin Eurobond getirisi biliyorsunuz %10'un üzerine çıktı. Ve bu aslında bir tefeci faizi. Ve Yapı Kredi bu faizle borçlanmak istemediğini aslında geçen hafta duyurdu. Kısa süre önce de Garanti Bankası da benzeri bir açıklama yapmıştı. Yani uluslararası koşullar bankaların önümüzdeki dönemde daha önce aldıkları borçları döndürmelerini engelleyebilir. Onun yerine bu borçları ödemeyi tercih edebilecekler gibi gözüküyor. Şimdi bu önemli bir gelişme. Aslında detay olarak baktığımız işte Yapı Kredi Bankası ile ilgili bir haber deyip geçebilirsiniz. Geçebiliriz. Ben de galiba geçtiğimiz hafta. Ama bunları yan yana getirip baktığımızda önemli bir gelişme. Şimdi önümüzdeki dönemde bankaların çok ciddi bir dış borç geri ödeme takvimi var. Dünyada bugün bir analiz vardı. Bankacılık ve banka dışı sektörün Ağustos ve Aralık döneminde yani bu yılın sonuna kadar ödemesi ya da döndürmesi gereken dış borcun toplamı 22-23 milyar dolar. Bu borcun döndürülmesi Türkiye'de dolar TL üzerinde herhangi bir baskı yaratmaz. Ama ödenmesi yani bankalar Yapı Kredi'nin geçtiğimiz hafta duyurduğu gibi Garanti Bankası'nın duyurduğu gibi döndürmek yerine yenilememeyi yani ödemeyi tercih ederlerse bu içeride dolar TL'de baskı demek. TL üzerinde aşağı yönlü bir baskı, dolarda yukarı yönlü bir baskı demek. Çünkü bankalar dolar talebi yaratacaklar ödemelerini yaparken. Diğer yandan aynı zamanda bankaların Merkez Bankası ile yaptıkları swaplar da azalacak. Eğer ödemeyi tercih ederlerse dış borçlarını. Böylece swaplar azalınca Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir düşüş göreceğiz. Sonbahar aylarında gündeme gelebilecek bir gelişme. Şu anda videonun başında gördüğümüz Rusya'dan gelen parayla Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati geçtiğimiz hafta önümüzdeki haftalarda da rezervlerde artış göreceğimizi ima etmişti. Bu bir taraftan arkadan gelen rüzgar yani Merkez Bankası'nın rezervlerini ileriye doğru iten veya dolduran rüzgar. Ama bu biraz da bileşik kaplar gibi gördüğümüz gibi. Diğer yandan evet tamam Türkiye'ye para girişi var ama Türkiye'den para çıkışı da var. Ve eğer bankalar dış borçlarını geri ödemeyi tercih ederlerse bu Türkiye'den yani kaptan Merkez Bankası'nın rezervinden çıkan paranın giren paradan daha fazla olmasına neden olabilir. Ve sonuçta bu da dolardaki yükselişin önümüzdeki sonbahar aylarında daha da hızlanmasına yol açabilir. Bugün dünyaya bilgi veren bankacılık kaynakları da benzeri bir yorumu yapmışlar. Yani bankaların dış borçlarını geri ödemeyi tercih etmelerinin önümüzdeki aylarda doların daha da yükselmesine neden olabileceğini belirtmişler. Dolar bugün 17.94'e kadar geriledi. %0.10'luk bir düşüş görüyoruz dolarda Türk lirası karşısında. Bunun arkasındaki sebeplerden biri işte videonun başında gördüğümüz gibi dünkü videoda detaylı bir şekilde gördüğümüz gibi Rusya'dan Türkiye'ye giren para. Önceki hafta yaklaşık 2,5 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir artış vardı. 9 milyar doların üzerine çıkmıştı. Ve geçen hafta da Merkez Bankası'nın rezervlerine girişin devam ettiğini görüyoruz. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki güçlenme doların Türk lirası karşısında değer kaybetmesinin sebeplerinden biri. Ama tek sebep değil. Hakan Kara'dan görelim. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti, Profesör Doktor.
Türkiye'nin CDS'ini düşüren gelişmeleri özetlemiş. Türkiye'nin risk birimi yani kredi temerrüt swap'ı 706'ya kadar geriledi. 900'e dayanmıştı geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin risk birimi ama şimdi yeniden 700'lü seviyelere kadar gerilediğini görüyoruz. Bunun etkisiyle işte içeride dolar Türk lirası karşısında Türkiye'nin risk biriminin düşmesiyle TL karşısında dolar da düşüyor. Bunun 3 sebebi var diyor Hakan Kara. 1. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerindeki 7.3 milyar dolarlık artış. Bu da herhalde Hakan Kara'nın hesabı. Herhalde 2 haftalık hesap yapıyor diye düşünüyorum. Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin olarak. İkinci sebep emtia fiyatlarındaki düşüş bütün dünyada yaşanan, yani petrolde mesela yaşanan düşüş. Ve buna bağlı olarak içeride cari açık beklentisini aşağıya doğru çekmesi. Petrol biliyorsunuz uzun aylar boyunca savaştan sonra 100 doların üzerinde kaldı. Bu da Türkiye'nin dış ticaret açığını ve ona bağlı olarak cari açığını patlattı. Yıl sonunda 50 milyar doların üzerinde çıkabileceğinden endişe ediliyordu cari açığın. Ama şimdi Hakan Kara petrol fiyatlarındaki son gerilemenin şu anda 100 doların altında ama bir ara 90 dolara kadar gerilemişti. Türkiye'nin cari açığına dair beklentinin aşağı yönlü revize edilmesini getirdiğini belirtiyor. Bu da Türkiye'nin riskini düşüren bir gelişme. Ama bir de Türkiye'de ilgisi olmayan bir gelişme var. CDS'teki gerilemenin. Bütün aslında gelişmekte olan ülkelerin CDS'leri, risk birimleri geriliyor. Bunu da 3. maddede özetlemiş Hakan Kara. Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışında agresif olmayacağı beklentisi küresel risk iştahını kısmen iyileştirdi. Bunu geçtiğimiz hafta bu Fed'in faiz kararı sonrasındaki videoları da bu kanalda uzun uzun incelemiştim. Çünkü Jerome Powell demişti ki sonbaharda faiz artış oranını azaltabiliriz. Ama bu azaltabiliriz demişti, azaltacağız dememişti. Azaltıp azaltmayacağı enflasyonun seyrine bağlı Amerika'da. Onu da yarın Amerika'da tüketici enflasyonunu öğreneceğiz. Eğer enflasyon yukarı yönlü bir sürpriz yaparsa Amerika'da CDS'lerde de yani Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin risk birimlerinde yeniden yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Ama işte şimdilik durum iyi. Rusya'dan giren para, emtia fiyatlarında petrolde yaşanan gerileme ve bu arada Fed'in sonbaharda faiz artırımlarını düşüreceği beklentisiyle bütün dünyada küresel risk iştahında yaşanan artış Türkiye'nin risk birimini bir ara korkutucu seviyelere kadar yükselen risk birimini yeniden 700'lü seviyelere kadar düşürdü. CDS'deki ve dolar TL'deki gerilemenin sebebi işte bu. Bu arada Fed'in faiz artırma oranlarını düşürebileceği beklentisi daha önce bu kanalda yine görmüştük. Biliyorsunuz sadece gelişen ülkelerin varlıklarını, varlık fiyatlamalarını değil bütün dünya piyasalarını etkiliyor. Mesela ons altında da bir yükseliş var bir süredir. Onun da arkasında esas birinci sebep Fed'in sonbaharda faiz artırma oranlarını düşüreceği artık vitesi geriye alacağı. Çünkü enflasyonun zaten gerilemekte olduğu düşüncesiyle bir tırmanışa geçti. Önce 1680 dolara kadar gerilemişti. Şu anda 1800 doların hemen eşiğinde 1796 dolarda bugün de yaklaşık %0.40'lık bir yükseliş var. Bu arada gümüş de dün bir atak yaptı. Ons gümüşte de dün %4'e yakın bir yükseliş gördük ve o da 21 doların eşiğinde. Ons altın 1800 doların eşiğinde, ons gümüş 1021 doların eşiğinde. Buradan yukarı yönlü hareketlerine devam edip etmeyecekleri yarın açıklanacak veriye bağlı. O veri netleşmeden 1800 doların üzerinde bir hareket sürpriz olur ons altın tarafında. Yarın eğer veri beklendiği gibi zayıf hatta beklentilerin de altında çok zayıf gelirse bu ons altında ve bu arada ons gümüşteki yükselişin güçlenerek devam etmesine neden olabilir. Evet yarın Amerika'da enflasyon için beklenti %8.7 ama sadece tabii ki manşet enflasyona yani açıklanan ilk veriye bakılmayacak. Aynı zamanda alt kalemlere de farklı endekslere de bakılacak. Çünkü Fed özellikle Amerikan Merkez Bankası çekirdek enflasyonu yani enerji ve gıda fiyatlarını yani mevsimselliklerden yani mevsimsel gelişmelerden etkilenen fiyatları dışarıda bırakan endekse bakıyor çekirdek enflasyona. Ve şimdi yarın manşet tarafında bir gerileme, manşet enflasyonda bir düşüş. Fakat buna karşılık çekirdek enflasyonda bir yükseliş görebiliriz. Bu da yarın manşet enflasyon gerilese bile çekirdek enflasyon tarafında beklentilerin üzerinde eğer bir artış gelirse yine
piyasalarda biraz önce anlattığıma benzer bir etkiye neden olabilir. Peki çekirdek tarafında beklenti ne? Geçtiğimiz ay çekirdek enflasyon %5,9'du. %6,1'e yükselmesi bekleniyor. Amerika'da çekirdek enflasyonun bunun üzerinde fakat bir yükseliş çekirdek enflasyonda piyasaları karıştırabilir. Enflasyon verisini beklerken bütün dünya borsaları neredeyse bizim Borsa İstanbul'da dahil olmak üzere ekside. Bugün BIST 100 endeksi hafif de olsa geriledi. Amerikan borsalarında da şu anda vadelilerde %0,50'ye yani %0,5'a yakın düşüşler görüyoruz. Bu arada bilanço mevsimindeyiz. Bilançolar gelmeye hem Amerika tarafında hem de Borsa İstanbul'a devam ediyor. Büyük şirketler önemli hisse senetlerinden bilançolar geliyor ve ona bağlı hisse senedi bazlı hareketler görüyoruz. Sasa, Borsa İstanbul'un en değerli şirketi, bilançosunu açıkladı. İyi bir bilanço açıkladı aslında. Geçtiğimiz yılın 6 aylık döneminde 641 milyon lira kar açıklamıştı. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde 5,5 milyar liraya yükseltti Sasa karını. Buna rağmen bugün %3,5'dan fazla bu videoyu hazırladığım dakikalarda Sasa hissesi aşağıdaydı. Bunun sebebi bu ay zaten Sasa hissesinde ciddi bir yükseliş, %24'lük son bir ayda yükseliş görülmüş olması ve bu yükselişin de etkisiyle Sasa'nın pahalı bir hisse haline gelmesi. Fiyat kazanç rasyosu Sasa'da 20'yi de geçmiş durumda. Bugün bilanço bazlı hareketin yıldızı Borsa İstanbul'da natürel gazdı. Geçen yıl Borsa İstanbul'a açılan bir enerji şirketi, Global Yatırım Holding'in yenilenebilir enerji alanında üretim yapan şirketi. Onun geçen yıl dönem karı, 6 aylık dönemdeki karı 5,8 milyon liraydı. Bu yılın 6 ayında 182 milyon liraya yükseltti. Yani akıl almaz bir artış var karında. Buna bağlı olarak natural gaz bugün %10 hisse senedi Borsa İstanbul'da yükseldi. Bu arada özel bankacılığın devi İş Bankası da bilançosunu açıkladı. Diğer bankalar gibi onun da karında çok ciddi bir artış var. Geçen yılın 6 ayında 7 milyar lira, bu yılın 6 ayında 23 milyar lira. İşçe bugün %6 aşağıdaydı ama bugün Borsa İstanbul'da bütün bankacılık hisselerinde hemen hemen düşüşler gördük. Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi %1,5 ekside. Her akşam saat 20.30'da bu kanalda son 24 saati dünya ve Türkiye piyasalarında, ekonomilerinde anlatıyorum, yorumluyorum. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere. Bu kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Bu kanala bu arada destek vermek isterseniz bu kanaldaki güvenilir veri aktarma çabasına videonun altındaki katıl düğmesini tıklayarak aylık 5 liralık sadece abonelik ücretiyle bu kanalda oluşturduğum ekonomi kulübüne üye olabilirsiniz. Bütün destekçilere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın yeniden görüşmek üzere.